Ders çalışırken en sevdiğim şey ne biliyor musun kanka? Müzik dinlemek. Saçma saçma konuşma oğlum. Ders çalışırken müzik mi dinlenir lan? Hiçbir şey anlamazsın okuduğundan. Olur mu ya? Zihnim açılıyor oğlum. Daha iyi anlıyorum. Ya bırak kanka, Allah'ını seversen saçmalıyorsun ya. Tamam lan, gidelim Cevat Hoca'ya soralım bakalım. Ders çalışırken müzik dinlenir mi dinlenmez mi? Gir soru oğlum, ben soramam. Oğlum benim tezime karşı çıkan sensin. Senin benim tezimi çürütmen lazım. O yüzden sen gir sor hocaya. Ya tamam tamam ya, amma korkaksın. Hocam merhaba, kolay gelsin. Bir şey soracaktım size ama. Buyur Bilal'cim, sor. Hocam ben ders çalışırken canım müzik de dinlemek istiyor. Ders çalışırken müzik dinleyebilir miyim? Bir zararı olur mu? Oğlum saçma saçma konuşma. Ders çalışırken dikkatini dersine vermen lazım. Okuduklarını anlaman lazım. O sırada dikkatinin dağılmaması lazım. O yüzden ders çalışırken müzik falan dinleyemezsin. Ne oldu, ne dedi? Ne diyecek oğlum? Tabii ki ders çalışırken müzik dinleyemezsin dedi. Senin yüzünden bir çuval azar işittim bir de. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ben de gidip soracağım. Gerekirse ikna edeceğim. Oğlum saçmalama manyak. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz deyip ağzımıza ederek ikimizin de. Ya ne yaparsa yapsın bana ne oğlum? Ben sana iddia kaybedemem. Hocam merhaba, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama bir şey soracaktım. Bütün sorularda hepinizin bugün aklına geliyor herhalde. Hocam müzik dinlerken canım derste çalışmak istiyor. Acaba müzik dinlerken derste çalışabilir miyim? Hasancım, her nerede ve ne koşulda olursan ol, eğer ki ders çalışma isteği gelirse tabii ki ders çalışabilirsin. Vay, dayak yemeden çıkabilmem bile senin için büyük başarı. Ne oldu? Ders çalışırken müzik dinlenmez dedi değil mi? Yo, dinlenebilir dedi. Ya bırak, yalan söylüyorsun. Kanka neden yalan söyleyeyim sana ya? Vallahi de billahi de dinleyebilirsin dedi. Oğlum bu adam manyak mı lan? Deli herhalde bu. Kafada var biraz. Tutarsız tutarsız konuşuyor. Kanka bu işin hocanın tutarsız olmasıyla alakası yok. Bu iş sorduğumuz soruların farklılığından kaynaklanıyor. Esas olan aldığın cevap değil, sorduğun sorudur. Beceri, almak istediğin yanıtı alabileceğin soruyu sorabilmektir. Buse kızım, sen 2 saattir arkanı dönüp dönüp niye konuşuyorsun? Bak gözünün içine bakıyorum, anla diye 2 saattir anlamıyorsun. İlla niye söyletiyorsunuz bunları bana? Bir şey sordum da hocam, o yüzden. Kızım bir şey sormadın ki, sen 10 tane şey sordun. Bak senin yüzünden ders işleyemiyorum ben, çık bakalım dışarıya. Hocam tamam, konuşmayacağım, sınıftan atmayın lütfen hocam. Hadi Buse çık bakalım, aklın başına gelsin de bir daha yapma. Hocam lütfen bir şans daha verin hocam, lütfen. Atmayın dersten beni lütfen hocam. Lütfen atmayın dersten lütfen hocam. Hadi kızım çık çık, bak hala senin yüzünden ders yapamıyoruz. Çık dışarıya. Ben ne yaptım şimdi? Beni dersten attı hoca ya. Hasan oğlum, sen niye 2 saattir önündeki arkadaşını dürtüp duruyorsun? Arkadaşın ders dinlemeye çalışıyor. Sen de onu engellemeye çalışıyorsun. Hocam bir şey soracaktım da o yüzden dürtmüştüm. Bakmadı o da. Ne soracaksın oğlum? Ders esnasında bu kadar önemli olan şey ne? Dersle alakalı mı? Yok hocam, dersle alakalı değil. Akşamki maçı izlemiş mi izlememiş mi onu soracaktım. Hasan, hem kendin ders dinlemiyorsun hem de arkadaşını engellemeye çalışıyorsun. Canımı sıkma oğlum, bak benim. Düzgündür. Hocam? Ne e'si oğlum? Ne diyorsun sen? Dersten atmayacak mısınız beni hocam? Bak o kadar konuşmuş yani. Yo, atmayacağım oğlum. Nereden çıkarttın dersten atmayı? Hocam bu suç cezasız kalacaksa ben devam edeyim o zaman. Tamam oğlum, defol git, çık dışarıya da biz de rahatça dersimizi işleyelim, tamam mı? Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Ya çıksana oğlum dışarıya. Bir de gösteri yapıyor hala. Tamam hocam, tamam çıktım, sinirlenmeyin. Oh be, nasıl da attırdım kendimi dersten. Baba bana 500 lira harçlık verebilir misin? Tatil ya. Bugün arkadaşlarla dışarıya çıkıp biraz gezeceğiz. 500 lira mı? Oğlum 500 lira neye yetsin? Her şey ateş pahası. Enflasyonu görmüyor musun? Ben sana 1000 lira vereyim. Hatta bir de kredi kartını vereyim. Param biterse arkadaşlarına mahcup olma. Kredi kartından çektirirsin. Bir de arabanın anahtarını alın. Otobüsle, minibüsle, zartla, zurtla, kış günü soğukta uğraşmayın. Ha bir de evin tapusunu da al çıkarken. Evin tapusu mu? Baba evin tapusu ne alaka? Aynen ya, evin tapusu ne alaka? Pardon oğlum, bir an gaza geldim, evin tapusu da dedim. Evin tapusunu bırak bırak, o kalsın. Baba bugün tatil ya, arkadaşlarla dışarıya çıkacağız. Bana 500 lira harçlık verebilir misin? 500 lira mı? Yuh, istersen kimliğini de getir de seni üstüme alayım. Babacım ben senin oğlun olduğum için beni üstüne almana gerek yok. Ben zaten senin üstüne kayıtlıyım. 500 lirayı duyunca birden beynim error verdi. 500 lira mı? 200 lira neyine yetmiyor? 100 lira sana çok bile. Al sana 50 lira. Tamam baba sağ ol. Benim de zaten 50 liraya ihtiyacım vardı. Bak sen üç kağıtçı ya. Demek ki saate para vermesen beni kazıklayacaktı. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa...
Bu dönem not ortalamamın düşük olmasından dolayı senden özür dilerim Father. Öbür dönem çok çalışıp düzelteceğim. John oğlum, hayatta böyle şeyler olabilir. Tabii ki çok çalışıp düzeltebilirsin. Yalnız bu puanın düşük olmasında en büyük suç benim. Çok çalıştığım için seninle ilgilenemedim. Ama anladım ki bu hayatta senden değerli başka bir şey yok benim için. O yüzden seninle daha fazla ilgileneceğim oğlum. Teşekkür ederim Father. İyi ki varsın. İyi ki benim Father'ımsın. Lan oğlum, senin o karnenin hali ne öyle? Hani hepsi 5'ti? Din kültürü 5, resim 5, beden eğitimi 5, müzik 5, diğerlerin hepsi 1. Tamam işte baba, diğer 5 dersi de 1-1-1-1 toplarsan onlar da 5 ediyor. Lan 5 tane zayıf var hala karşıma geçmiş, dalga geçer gibi konuşuyor benimle. Tamam baba, öbür dönem düzeltirim ya. Oğlum ders çalıştığın mı var? Nasıl düzelteceksin sen? Gora filmindeki gibi gidip bir tane makineye oturup 10 saniyede bütün bilgileri kafanın içine mi yükleteceksin? Gerçi yükletmeye kalksan beyninde bir kapasitesi var. Senin beynin almaz ki o kadar bilgiyi. Aynen baba, öyle bir makine olsa da benim beyin kapasitem almaz. Öncelikli olarak benim genetik yapımı değiştirmem gerekiyor. Ne diyorsun lan sen? Laf mı sokuyorsun bana genetik menetik? Hayır babacım, ne laf sokması? Aksine bilimsel gerçeklerden bahsediyorum. Bir çocuğun zekası annesiyle babasının zeka ortalaması kadarmış. Yani geri zekalı anne babaya sahip olunca benim gibi böyle belirli bir zeka kapasitesine sahip oluyorsun. Kime gerizekalı diyorsun lan sen? O beyin olmayan boş kafanı şimdi ben nasıl patlatıyorum gör. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni Anne merhaba, kolay gelsin. Aa, sen mi geldin? Anne bu nasıl bir soru ya? Yemin ederim cevap vereceğim diye dengem bozuluyor. Bütün eksenim kayıyor ya. Aman, siz de ne çıt kırıldımsınız. Her şeyde dengeniz bozulur. Her şeyde psikolojiniz bozulur. Allah Allah, bizim yaşadıklarımızı yaşasanız Allah bilir ne olacaktı. Tamam anneciğim tamam. Yarın sınavım var. Ders çalışmam gerekiyor. Beni oyalama lütfen. Yemek yemeyecek misin? Anneciğim son teneffüs simit yemiştim. Şu anda tokum. Ya bu sınav çok önemli. Ders çalışmam gerekiyor, tamam mı? Yemeğe bile ayıracak vaktim yok. O kadar önemli, anla yani. Peki sen bilirsin oğlum. Derse başlamadan önce bir tane oyun oynayayım, kafam dağılsın, sonra hemen derse başlarım. Ulan yenildim ya, bir tane daha oynayayım bari. Ulan şansa bak, gene yenildim ya. Bir tane yenersem başlayacağım derse. İşte bu, nasıl yendim ama. Aa, yeni görevler geldi, artık yeni görevleri de yapayım, öyle başlayayım derse. Oh be, görevler de bitti. Ulan El Prima 584 kupaymış. 600 yaparsam hemen ders çalışmaya başlayacağım. Oh be, El Prima ile de 600 kupayı geçtim. Ulan 19.900 kupam var. 20.000 kupa olursam bir tane mega kutu veriyor. Belki karakter çıkar. 20.000 kupa olursa hesabım, hemen oyunu bırakıp ders çalışmaya başlayacağım. Cevdet oğlum, akşam oldu daha kitabın yüzünü açmadın. Bana ders çalışacağım diye yalan söyleyip odaya gelmiş, telefonla oynuyor bak. Anne 2 dakika oyun oynayıp kafam dağılsın dedim ya. Başlayacağım şimdi derse. Akşam oldu oğlum, ders mi kaldı? Ne dersi çalışacaksın sen? Şimdi vallahi baban gelecek, telefonla akşama kadar oynadığını, ders çalışmadığını söyleyeceğim. O senin kafanı dağıtır, merak etme. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa... Hasan 29 puan aldın sınavdan. Hocam, hocam 2 puan daha verir misiniz hocam? Hocam 2 puan ya! Hocam! Hocam 2 puan verin ya! Hasan, sınavdan geçer not olamamışsın. Hala dalga geçme derdindesin oğlum. Hocam yemin ederim bu sefer dalga geçmiyorum. Şans işte. Bu sınavdan 31 puan almam gerekiyor. Bu sınavdan 31 puan alırsam sizin dersinizden geçiyorum. O yüzden ne olur hocam 2 puan daha verin. Hocam 2 puan daha verin. Ne olur hocam. Bu işin içinde de bir pislik vardır Hasan. Sen mansuz yapmışsındır. O yüzden sana 2 puan vermiyorum oğlum. Sen onu özellikle denk getirmişsindir. Hocam Allah'ınızı severseniz, notları veren sizsiniz. Ben nasıl 31 puana denk getirebilirim? Yani bu denk getiriliyor. O zaman sizden getirdiniz, puanları siz veriyorsunuz. Hocam bana 31 puan vermeniz için şu anda şiir bile yazdım. Bakın okuyayım şiiri, beğenirseniz bana 31 puan verin. Sen ve şiir yazmak ha? Ulan aklınız pislik olduğumuz zehir gibi çalışıyor ha. Oku bakalım hadi. Çalışmam, dönem içi hep yatarım. Yatmakla kalmaz, atar tutarım. Şimdi tükürdüklerimi yalarım. Ne olursunuz 31 puan yetiyor hocam. Amacım değildir kesinlikle yalakalık. Affedin lütfen, yaptım işte bir salaklık. Biliyorum olmaz benden bir cacık. Ama siz yine de 31 puan verin hocam. Her şeyi yaparım, yeter ki siz he deyin. Köleniz olurum, yeter ki siz dileyin. Ayırmayın benden 31 benim her şeyim. Çok görmeyin 31'i lütfen bana hocam. Not için oldum bakın neredeyse dansöz. Seneye çok çalışacağım vallahi söz. Salladım, mangalda kalmadı köz. 31'i hak etmedim mi?
Sen söyle hocam. Kimler geldi, kimler geçti bu okuldan? Sınıfı geçenler tatile başladı çoktan. Benim ise karne gerçekten boktan. Ne olursunuz bir el atıver şu notlara hocam. Vallahi şiiri beğendim, şiir güzelmiş ama 2 puan verme konusunda kararsız kaldım. Bu videoyu izleyen arkadaşlar benim Hasan'a 31 puan vermemi istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Yoruma yazsınlar, ona göre 31 puan vereceğim. Oğlum sabahtan beri elinde telefon, ne yapıyorsun sen? Babacım oyun oynuyoruz. Hatırlatırım, tatildeyiz. Kafa dağıtıyorum oyun oynayarak biraz. Aynen oğlum, sen de haklısın. Aylardır ders. Vallahi siz de yoruldunuz ha. 4 tane de zayıfın var ama olsun, ne yapalım. Biraz tatilde kafanı toparlarsın. İnşallah öbür dönem düzeltirsin. Aynen baba, vallahi tatil boyu hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evde yatacağım. Dışarısı da soğuk. Evde oyun oynayacağım. Oyna tabii oğlum, oyna hakkın. Baba şu anda oyundan çıkamam. Bana marketten kola ve cips alıp gelebilir misin ya? Canım çekti. Olur oğlum, tabii ki alıp geleyim, bekle. Oğlum senin elinde telefon kaç saattir, ne yapıyorsun sen bıt? Oyun oynuyorum babacım, tatildeyiz, hatırlatırım. Kafa dağıtıyorum biraz, çok yoruldum. Ben senin kafanı dağıtacağım şimdi. 4 tane zayıfı var, ders çalışmak yerine gelmiş burada saatlerdir oyun oynuyor. Utanmadan bir de ukala cevap veriyor. Bırak o telefonu, kırdırtma bana, yürü git odana ders çalış. Aslan oğlum benim, takdir aldı. Akıllı oğlum, yakışıklı oğlum. Anne bu takdir karşılığında hani o istediğim telefon vardı ya, hediye olarak artık onu alın anne ya. Oğlum ne hediyesi ne telefonu, takdir aldığında sanki bana mı aldın? Senin için, kendi geleceğin için, ileride kendin rahat edeceksin, sanki bana ne faydası olacak ki? Cevdet oğlum merhaba. Alo anneciğim merhaba. Mesaiye başlayacağım. Dışarıda hastalar bekliyor. Ne söyleyeceksen lütfen çabuk söyle. Bak terbiyesize, ben seni 9 ay karnımda taşıdım. Bana 2 dakikasını ayıramıyor. Anneciğim şu an müsait değilim. İşteyim, mesaideyim. Hastalar bekliyor dışarıda. Tamam, öğlen ben seni arayayım. Öğlen molasında 1 saat konuşalım anneciğim. Niye vakit ayırmayayım sana? Bak ne diyeceğim. Bizim bu televizyon var ya iyice eskidi. Küçük, göremiyorum ben. Bana dev gibi bir şey al. Müge Anlı izliyorum. Müge Anlı'yı bile seçemiyorum artık. Yaşlandım iyice oğlum. Anne ben neden alıyorum? Babama söyle, babam alsın ya. Benim de ona göre gelirim var, giderim var. Baban hayatta almaz oğlum. Bunu izle der geçer yani. Anneciğim kusura bakma, ben alamam. Kendi evime almıyorum o kadar büyük televizyon ya. Benim de ona göre gelirim var, giderim var, lütfen ya. Hayırsız evlat, ben seni bunun için mi okuttum, doktor yaptım? İleride iyi bir meslek sahibi ol da bize de faydan dokunsun diye ben seni okuttum. O kadar zorluk çektim. Seni doğuracağıma taş doğursaydım. Arkadaşlar dersimiz bitti. Hazırlanabilirsiniz. Zil çalınca da çıkarsınız. Kanka bugün süper bir şey oldu. Sanırım sen de onu düşünüyorsun şu anda benim gibi. Sende mi ilk teneffüs yediğimiz ve de kantincinin tek kaşar yerine yanlışlıkla çift kaşarlı yaptığı tostu düşünüyordun? Hayır oğlum ya, saçmalama. O çift kaşarlı mıydı, ben anlamadım bile ya. Bugün hiçbir öğretmen ödev vermedi, farkında mısın? Ben zaten ödev yapmadığım için ödev verip vermediklerini takip etmiyorum kanka, farkında değilim. Nasıl olsa azar yiyeceğim yarın. O zaman azar yemeyeceksin kanka, ödev vermedi çünkü hiçbir öğretmen. Hocam ödev vermeyecek misiniz? Ya ben bu öğretmen yalakasını nasıl unuttum ya? Gene açtı ağzını ödev verdirtecek. Aynen Buse'cim, aklımdan çıkmış. Hatırlattığın için teşekkür ederim. Bugün işlediğimiz ünitenin sonunda sorular var arkadaşlar. Hepsini çözün, yarın getirin. Kontrol edeceğim. Ya lanet olsun ya. Ya yine ödev var ya. Bir gün rahat edecektik. Kanka vallahi ben rahatım ödev yapmadığım için. Benim için fark etmez. Ben ödevimi yapmadım dediğimde öğretmen azarlarken 5 dakika dişimi sıkıyorum. Öğretmen azarlıyor susuyor. Hem onun için de iyi. Günün stresini atıyor. Öğretmene de terapi gibi oluyor. Yazık kafana. Kanka yalnız ben bu ödev işini kökten çözeceğim. Ne yapacaksın? Ödev vermesin diye öğretmeni mi öldüreceksin? Yok oğlum ya, öğretmeni niye öldüreyim? İşin başındaki kişiyi, okul müdürünü mü öldüreceksin yoksa? Ya oğlum müdürü, okul müdürünü falan öldürmeyeceğim ya, iyi misin? Babam paralel evrenlere geçebilen bir makine yapmış. O makineyle ayrıca zamanda da yolculuk yapabiliyorsun. Geçmişe gideceğim. Benim babam da gezegenler arasında ışınlanarak gezebileceğim bir makine yapmış. Ben de akşamları onunla gezegenleri geziyorum. Paralel evrende veya zamanda yolculuk yapmaktan sıkılırsan gel, seni de birkaç tur bindiririm makineye. Ya oğlum ben ciddiyim ya, ciddiyim. Tamam kanka ciddisin.
Ben de ciddiyim. Sen ne kadar ciddiysen ben de o kadar ciddiyim işte. Geçmişe yolculuk yapıp ilk ödev veren öğretmeni bulacağım. He, kökten çözeceğim dediğin olay buydu. Onu mu öldüreceksin yani? Ya abi öldürmek mi öldürmek yok ya, kafandan çıkar öldürmeyi. Onu bulacağım, ödev vermemesi için ikna edeceğim. O ödev vermezse zaten ödev diye bir şey olmayacak hayatımızda. He he kanka, tabi tabi, benden de selam söylersin, tamam mı? Tamam kardeşim, inanmazsan inanma ya, ne halim varsa gör, zaten azar yemeye alışmışsın. Ahmet, benimle dalga geçtin ama burada olup Boğan'ı görmeni isterdim. Şimdi 1905 yılına İtalya Venedik'e gideceğim ve ilk ödev veren öğretmeni bulacağım. Ödev vermemesi için elimden geleni yapacağım. Eğer ödev vermemesini sağlarsam bizim de hayatımızda ödev diye bir şey olmaz. Burası İtalya Venedik olmalı. Zamanda yolculuk yapmayı başardım. Şimdi öğretmeni bulup ödev vermemesini sağlamam gerekiyor. İşe okulu bulmakla başlamam gerekiyor. Şu sandaldaki çocuğa sorayım. Belki biliyordur. Dostum merhaba. Ben buraların yabancısıyım. Roberto Nevilis adında bir öğretmeni arıyorum. Bay Roberto'yu mu arıyorsun? O benim öğretmenim. Süper. Beni ona götürebilir misin? Şu anda okul kapalıdır ve de nerede olduğunu bilmiyorum. Ancak okul açıldığında onu bulabilirsin. Peki anladım. Uzun yoldan geldim ve çok yorgunum. Acaba bir şeyler içebileceğim bir yer var mı burada? Var. Benim de işim bitti, istersen beraber gidebiliriz. Süper olur. Ne içmek istersin? Vallahi ben buraların yabancısıyım. Ne içecekler var bilmiyorum. Sen ne içeceksen aynısından bana da söyle. Ben macchiato içeceğim. Oha, 1905 yılında İtalya'da macchiato mu var? 1905 yılında İtalya'da derken, istersen cappuccino da var, latte de var. Vay be, çok şaşırdım. Ben kahvemi sade alacağım, sen nasıl istersin? Sade mi? Sen bizim orada olsan var ya, kızlar sana hasta olur. Neden ki? Nasıl yani, anlamadım. Bizim oradaki kızlara sade kahve içen erkekler çok karizmatik geliyor. Bir erkek sade kahve istiyorum dediğinde, of erkek ya, sade dedi ya, diyerek erkeği çok karizmatik bulduğunu dile getiriyorlar. Hadi ya, çok güzelmiş. Ben bizim kızlara da öğreteyim bunu. Daha başka neler var sizin orada? Oho, neler var neler. Şey var mesela. Bu da çok güzelmiş. Bunu da ben söyleyeyim o zaman. Bir de ne yapayım var mesela. Ne yapayım'ı çok kullanıyoruz. Hadi ya, o nasıl peki? Şimdi bana mesela bir şey söyle. Ben sade kahveyi çok severim. Ne yapayım? Var ya, inanılmaz, bu nasıl bir laf koymak böyle ya? Bir daha söyle aynı şeyi. Ben sade kahveyi çok severim. Baya... Var ya, inanılmaz, hiç tanıştım seninle. Şarkılar da var mesela, okulda söylüyoruz, o kadar eğleniyoruz ki. Hadi ya, duymak isterim. Hahaha, çok komik ya, bunları kesinlikle arkadaşlarıma öğretmem lazım. Dur şunu dinle bak. Var ya, sen süpermişsin ya. Yani zamanım olursa birkaç şey daha var, onları da öğretirim sana. Var ya, çok isterim öğretmeni. Bay Roberto senin okulunda mı öğretmen? Aynen, benim okulumda öğretmen, hatta benim öğretmenim. Hadi ya, şansa bak. Yalnız siz sınıf olarak çok yaramazmışsınız. Hiç sözünü dinlemiyormuşsunuz. Ve de bu yüzden ödev diye bir şey icat etmiş. Ceza olarak da sizin sınıfınıza vermeyi düşünüyormuş. Bay Roberto çok iyi bir insandır. Sınıfımızda da herkes, bütün çocuklar usludur. Ona kesinlikle bir saygısızlık yapmayız. Allah Allah. O zaman tarihte yanlış yazıyor. Başka bir sebebi olmalı. Nerede ne yazıyor anlamadım. Boş ver ya. Yalnız benim bu gece kalacak yerim yok. Tamam, sıkıntı yok. Bizde kalabilirsin. Yarın da beraber okula gideriz. Sen de Bay Roberto'yu görmüş olursun. Peki tamam, güzel fikir. Okulumuz burası. Öğretmenlerin ve de müdürün bulunduğu oda girişte sağ tarafta. Bay Roberto'yu orada bulabilirsin. İşin bittikten sonra da bizim evin oraya git. Akşam orada görüşürüz. Merhaba, siz Bay Roberto olmalısınız. Evet, buyurun, o benim. Bay Roberto, sizi bir konuda uyarmak için geldim. Öğrencilerinizden hiç memnun değilmişsiniz. Sizin sözünüzü hiç dinlemiyormuş ve de onlara bir ceza vermek istiyormuşsunuz. Lütfen bu cezayı vermeyin. Genç adam, senin kafan mı iyi? Ne yedin ne içtin, bir şey mi dokundu sana? Ben öğrencilerimden gayet memnunum. Herhangi bir ceza da vermek istemiyorum. Allah Allah, tarih mi bizi kandırıyor yani, yanlış mı bilgi veriyorlar bize ya? Tamam, kusura bakmayın, ben olayı iyice araştırayım, öyle geleyim o zaman. Pardon, vaktinizi aldım. Ne oldu, ne yaptın? Konuştun mu Bay Roberto ile? Konuştum ama bana bilgi veren kaynaklar yanlış
yanlış bilgi vermişler herhalde. Ben yanlış gelmiş olmalıyım. Sen ne yaptın peki? Var ya, bugün okul inanılmaz eğlenceliydi. Anlatamam sana. Bana öğrettiğin her şeyi, ne yapayım, bana, su, hepsini arkadaşlarıma öğrettim. Sınıfta inanılmaz eğlendik. Seni anlayabiliyorum. İnanılmaz eğlenceli oluyor. Ama bir sorun var. Sorun mu var? Ne oldu ki? Bay Roberto bu durumdan hiç hoşnut olmadı. İnanılmaz sinirlendi. Eyvah! Ben bunu hiç düşünmemiştim. Yarın benim Bay Roberto'yu görmem gerekiyor. Kesin ceza olarak size ödev verecek. Bay Roberto, yine ben. Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi ama. Efendim genç adam, ne istiyorsun yine? Öğrencilerinize kızdığınız için öğrencilerinize ceza olarak ödev vereceksiniz. Bunu kesinlikle yapmayın demeye geldim size. Dünkü olanlardan sonra kesinlikle ceza vereceğim. Ama ne ceza vereceğime karar vermedim. Ödev de neymiş? Normalde okulda ders işliyorsunuz ya. Eve gittiklerinde de öğrencilere diyorsunuz ki 50 tane de evde soru çözün. Yarın hepsini kontrol edeceğim. İşte bunun adına da ev ödevi deniyor. Bu durumda öğrencileri lanet ettiren, canını bezdiren bir durum. Ana, harbiden la. Böyle bir şey benim aklıma neden gelmedi? Süper fikir. Sağ olasın. Bundan daha güzel bir ceza olamaz. Allah'ım, her şey daha da boka sarıyor. Ya ben sana fikir vermedim. Bunu yapma diyorum sana. Dün öğrencilerin yaptıklarından sonra bence çok iyi bir ceza olacak onlara. Sen dün sınıfı bir görseydin. Sü diye bağıranlar, beni ne yapayım deyip bana deyip kapak edenler, kedimi çaldılar, yok Abuzettin kıllı bacak diye saçma sapan şarkılar söyleyenler. Bu durum kesinlikle cezasız kalmamalı. Bakın Roberto Bey, size gerçeği itiraf ediyorum. Ben gelecekten geldim ve de ödev vermemenizi sağlamak için geldim buraya. Genç adam, yine senin kafa gitti. Hayır, yemin ederim doğru söylüyorum. Öğrenciler ne ananızı bırakıyor ne avradınızı bırakıyor. Tarih boyunca bütün öğrenciler size sövecek bu ödev yüzünden. Bana mı sövüyorlar? Teorik olarak bana sövmüyorlar aslında. Nasıl ya? Tabii ki size sövüyorlar. Siz şimdi bu ödevi veriyorsunuz ya. İleride öğrencilere ceza olarak değil de normal bir şeymiş gibi her gün verecekler. Ve de öğrenci bu ödevden nefret ettiği için size sövecek. Bak genç adam, ödevi ben bulmadım. Ben ödev nedir bilmiyordum bile. Sen gelip bana ödevi anlatmasaydın ben hayatım boyunca ödev nedir bilmeyecektim. Ben zaten ceza olarak da sadece bir ders teneffüse çıkartmayacaktım. Onlar da akıllanırdı. Eğer ki dediklerin doğruysa, sen gelecekten geldiysen ve de tarih boyunca ödev yüzünden birilerinin anasına bacısına sövüyorlarsa, bu senin anan bacın. Çünkü ödev cezasını sen benim aklıma soktun. Kanka ne yaptın? Yaptın mı zamanda yolculuğu? İlk ödevi veren öğretmeni buldun mu? Ya kanka, ne zamanda yolculuğu ya? Ben seni denemek için söyledim. Zamanda yolculuk falan yok öyle bir şey ya. Vallahi düşündüm de aslında öyle bir şey olsaydı süper olurdu. Şimdi öğretmen gelecek, bir dünya laf yiyeceğim. Ödevimi yapmadığım için. Ben bu ödevi icat edenin ta anasını, avradını... Hop 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 hop, ne yapıyorsun oğlum? Niye küfür ediyorsun lan? Ne var kanka, sen de hep küfür ediyordun. Ulan sana küfür etsem bu kadar tepki göstermezsin. Evet Bilal, okulumuzda düzenlenen Kim Dersini Geçmek İster yarışmamıza hoş geldin. Hoş buldum hocam. Bilal, yarışmaya başlamadan önce biraz kendinden bahseder misin bize? Adım Bilal, 15 yaşındayım. Yarışmaya okulumuzdan katılıyorum. Hobilerim gezmek, oyun oynamak, futbol izlemek, futbol oynamak, film izlemek. Oğlum, hobilerini biliyoruz zaten senin. Gezmek, eğlenmek, futbol oynamak yerine ders çalışmak, ödev yapmak olsaydı hobilerin, şimdi bu derslerden kalmazdın, burada da olmazdın. Hocam, burada da laf soktunuz ya bana. Hocam hadi başlayalım isterseniz yarışmaya artık. Daha çok laf yemek istemiyorum. Evet, ilk sorumuz geliyor. Ünlü futbolcu Ronaldo'nun gol sevinci şıklardan hangisidir? A. Su, B. Bane, C. Napim, D. Ju. Oh be, bildiğim yerden geldi. A. Su, son kararım. Bilal A şıkkı diyor, bakalım doğru mu? Evet, ilk soru doğru. İlk soruyu bildiğin için kaldığın derslerden istediğin bir tanesinden geçebilirsin. Hangisinden geçmek istiyorsun? Matematikten geçmek istiyorum. Normalde hayatta geçemem ben matematikten. İkinci sorumuz sesli bir soru. Fondaki müzik hangi fenomenle özdeşleşmiştir? Evet, şıklar gelsin. A. Recep İvedik, B. Abuzer Combo, C. Abuzer Kömürcü, D. Abuzettin Kıllıbacak. Yarışmaya gelmeden önce çok korkmuştum ama hep bildiğim yerlerden geliyor. Allah'ıma şükürler olsun. D.
D. Abuzettin kıllı bacak diyorum, son kararım. Bilal D şıkkı Abuzettin kıllı bacak diyor. Evet, bu da doğru. Evet, bir dersten daha geçmeye hak kazandın. Hangi dersten geçmek istiyorsun? Edebiyattan geçmek istiyorum hocam. Tebrik ederim, ilk iki soruyu bildin. Şimdi de üçüncü soruya geçiyoruz. Ailenizin imrendiği, devamlı size başarılarından söz ettiği, her alanda onun kadar başarılı olmanızı istediği kişi kimdir? Evet, şıklar gelsin. A. Sakıp Sabancı. B. Albert Einstein. C. Edison. D. Komşunun çocuğu. Hocam çok şanslıyım ya. Hep bildiğim yerlerden geldi. D. Komşunun çocuğu. Son kararım. Evet, Bilal B. şıkkı komşunun çocuğu dedi. Doğru muymuş? Evet, bu da doğru. Evet Bilal, bunu da bildin. Hangi dersten geçmek istiyorsun? Fen bilgisi dersinden geçmek istiyorum. Ama artık yarışmadan çekilmek istiyorum. Bana bu 3 ders yeter. Oğlum 6 tane zayıfın var ama senin. Hocam bana bu 3 yeter. Riske atmak istemiyorum. Valla ben 3 tanesinden 3 yılda geçemezdim. O yüzden hiç riske atmak istemiyorum. Peki sen bilirsin. Bu arada süremiz de dolmuştu zaten. Başka bir yarışmada görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Okulumuzda tembel öğrencilerin sınıflarını geçmesi için düzenlenen genel kültür sorularından oluşan Kim Dersini Geçmek İster yarışmasına hoş geldiniz. Bugünkü yarışmacımız Hasan. Merhaba hocam, hoş bulduk. Biraz kendimden bahsedeyim. Hasancım, kendinin neyinden bahsedeceksin? Biz seni zaten tanıyoruz. Aylak, tembel, ders çalışmayan, öyle okulu sevmeyen, öğretmenlerine karşı saygısız bir öğrencisin sen. Aman hocam, ne yaptınız? Öyle ölmem, füze atsaydınız ya. Hadi Hasan, işim var. Bir önce yarışmaya geçelim. Ulan gündüz derslere giriyorum, gece de gelmiş burada sunuculuk yapıyorum. İşim var, gücüm var benim ya. Tamam hocam, tamam. Zaten 3 tane dersim var. 3 tane soruyu bilirsem bırakacağım. Sizi fazla tutmayacağım zaten. Bir şey sorabilir miyim hocam yalnız? Buyur sor. Hocam, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz? Hayır, başlayamazsın. Sınav mı oğlum bu ya? Sistem kendi atıyor soruları. Peki sorular zor mu hocam? Oğlum, sınavda sorduğun saçma soruları burada da mı sormaya başladın? Bak, zamandan çalıyorsun. İşim gücüm var diyorum. Tamam hocam, peki başlayalım o zaman. Evet, ilk sorumuz geliyor. Birisi size çok para harcıyorsun derse hangi cevabı verirsiniz? Şıklar gelsin. A. Ne yapayım? B. Su. C. Cu. D. E. Cevap veriyorum. Ne yapayım? Son kararım. Hasan A şıkkı ne yapayım dedi. Doğru mu bakıyoruz? Evet doğru. Tebrikler. Vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçiyoruz. Vakit kaybetmememiz lazım çünkü daha pazara gideceğim yani. İkinci sorumuz sesli soru. Evet, dinliyoruz. Dinlediğiniz Kedimi Çaldılar şarkısını seslendiren sanatçı kimdir? A. Cem Yılmaz. B. Bülent Ersoy. C. Kahtalı Mıçı. D. Ata Demirer. Bunu bilemezsem arkadaşlarım beni döver herhalde çünkü her gün okulda söylüyoruz. A. Cem Yılmaz. Hasan A. Cem Yılmaz dedi. Doğru mu bakıyoruz? Evet, bu da doğru. İşiniz gücünüz bu saçma şeyler zaten. Bunları ezberlemek yerine derslerini ezberleseydin şu anda burada olmazdın. Hocam, yarışmayı sanki bizim derslerimizi geçmek amacıyla değil de bizi buraya çağırıp azarlamak amacıyla düzenlemişsiniz ya. Hocam, keşke derslerden kalsaydım. Annemden babamdan sizden yediğim laf kadar laf yemezdim yani. Bak, bir de iyilik de yaramıyor bunlara. Annenden babandan bu kadar laf yemezdin ama o derslerden kaldığın için baban seni evin tavanına asardı vallahi. Yani sizin o kadar lafınızdan sonra babamın beni tavana asma ihtimali olduğu için hala yarışmaya devam ediyorum. Yoksa bırakıp gidecektim valla. İlk iki soruyu bildin. Bu soruyu da bilirsen zaten 3 tane dersin zayıf. 3 dersinden de geçeceksin. Evet, 3. soruya geçiyoruz. Gülünecek bir şey varsa söyle biz de gülelim. Kendini de unutsaydın. İyi niyetimi suistimal etmeyin. Bu klişe sözleri kime aittir? A. Baba. B. Anne. C. Bakkal. D. Öğretmen. Cevap veriyorum. D. Öğretmen. Son kararım. Hasan D. şıkkı. Öğretmen dedi. Bakıyoruz doğru mu? Evet, bu da doğru. Evet Hasan, kaldığın 3 dersten de geçtin, tebrik ediyorum. Allah razı olsun hocam, ben de size teşekkür ediyorum. Yarışmamız bugünlük bu kadar. Başka bir yarışmada görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Evet, bir kez daha kim dersini geçmek ister yarışmasında yine sizlerle beraberiz. Okuldaki bu tembel ders çalışmayanlar olduğu sürece de birlikte olmaya devam edeceğiz herhalde. Hocam yine süper bir giriş yaptınız. Belli ki bu yarışma benim için çok zor geçecek. Oğlum, derslerinizi geçip defolun gidin diye elimizden geleni yapıyoruz. Bir yarışma yapmadığımız kalmıştı, onu da yapıyoruz. Hayır, daha ne yapalım sizin için? Bir tek yazılı yapıp cevaplarını vermediğimiz kaldı ya. Yeter artık, bir mezun olun gidin ya. Hocam inşallah sizin çabalarınızla mezun olup gideceğim Allah'ın izniyle. Ya bak, utanmaza biri sizin çabalarınızla diyor ya. Sen kendin biraz çaba gösterseydin. Oğlum o değil de ben anana babana acıyorum. Hadi bizim hayatımızdan bir şekilde çıkıp gideceksin. Ama onların hayatından çıkamayacaksın. Ömür boyu onlara zulümsün sen oğlum. Hocam artık beni azarlayarak günün stresini attıysanız lütfen de yarışmaya başlayabilir miyiz? Tamam, başlayalım. Evet, ilk sorumuz gelsin. Kızlar, kahvem sade olsun diyen bir erkeğe ne tepki verir? A. Sade kahve içilir mi hiç? B. İşte benim ruh öküzüm. C. Tam bir odunsun. D. Erkek ya! Sade dedi ya! Cevap veriyorum. D şıkkı. Erkek ya! Sade dedi ya! Evet, Ahmet D şıkkı. Erkek ya! Sade dedi ya! Diyor. Doğru mu bakalım? Evet, doğruymuş. Tebrikler. Bu arada Ahmet, çok güzel kadın sesi yapıyorsun. Tebrik ederim. Sağ olun hocam ama siz benden daha güzel yaptınız. Evet, birinci soruyu bildin. Seçtiğin, istediğin bir dersten geçebilirsin. Hocam matematik dersinden geçmek istiyorum. Yoksa hayatta geçemem ben o dersten. Peki tamam. İkinci soruya geçiyoruz. Nasıl ders çalışılır? A. Televizyon karşısında. B. Müzik eşliğinde. C. Sessiz sakin bir ortamda. D. Dans ederek. Oha, bilmediğim yerden geldi vallahi bu sefer ya. Çok zor bir soru. Ben hayatımda ders çalışmadım ki. Nasıl ders çalışılacağını da hiç bilmiyorum. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Annemi arayalım. O hep ders çalış, ders çalış der. Nasıl çalışılacağını da biliyordur herhalde. Cavidan Hanım merhaba. Ben Ahmet'in öğretmeniyim. Ne oldu hocam yine? Bu Ahmet'le haylazlık yaptı. Biz de memnun değiliz bu çocuktan. Biz de memnun değiliz. Anneciğim, okulda düzenlenen kim dersini geçmek ister yarışmasına katıldım. Bir şey yapmadım ya. Ben sana okuldan sonra orada burada sürtme, hemen eve gel demiyor muyum? Kim dersini geçmek ister yarışması mıymış? O neymiş öyle? Komşunun çocuğuna bak, Survivor'a katılmış o. Evet, Joker'in süresi doldu maalesef ki. Cevabını alalım. Hocam valla ben de annem moral motivasyon bırakmadı. Ben yarışmadan çekilmek istiyorum. Bir ders yanıma kar kalsın benim. Peki tamam, sen bilirsin. Evet, cevabı açalım. Evet, sessiz sakin bir ortamda ders çalışılırdı. Sen ders çalışmadığın için bilmiyorsun zaten. Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Başka bir yarışmada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, bir kez daha dersini kim geçmek ister yarışmasında beraberiz. Bugün formatımızda bir değişiklik yaptık ve de öğrencilerin annesi yarışacak. Hoş geldiniz efendim. Kendinizden bahseder misiniz biraz? Merhabalar, hoş buldum. Ben Mose'nin 14 yıldır annesiyim. Müge Anlı ve de Arka Sokaklar izlemeyi çok severim. Bulaşık yıkamak, ütü yapmak, çamaşır yıkamak hobilerim arasındadır. Övünmek gibi olmasın ama çok güzel anne tribi atarım. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerin neden bu kadar vizyonsuz olduğunu artık anlamış olduk. Efendim, öğrenciler televizyonsuz olur mu hiç? Televizyon olmasa ben Müge Anlı'yı Arka Sokakları nereden izleyeceğim? Vizyon efendim, vizyon televizyon değil. Olmayınca insan işte vizyonu da televizyon anlıyor. Ama konumuz bu değil. Hemen yarışmaya geçelim. Yarışmaya başlayalım. Benim de işim gücüm var efendim. İddia oynayacağım daha. İddia bayına gitmem lazım. Bana vizyonsuz diyene bak. Öğretmen olmuş ama hala iddia bayına gidip iddia oynamaya çalışıyor. Trip atmanın haricinde laf sokmakta da üstünüze yokmuş efendim. Bakıyorum çalışmayan beyniniz laf sokmaya geldi mi turbo moda geçiyor. Hadi yarışmaya geçelim, yarışmaya. Canım sıkılmaya başladı benim. Peki, ilk sorumuz geliyor. Canım sıkıldı diyen bir çocuğa bir anne nasıl cevap verir? A. Beraber bir aktivite yapalım. B. Para vereyim, gezmeye git. C. Arkadaşlarını ara, dışarıya çıkın. D. Ev işi yap, geçer. Her zaman verdiğim bir cevap olduğu için çok iyi biliyorum. Ev işi yap, geçer. Evet Şükran Hanım, D şıkkı ev işi yap, geçer dedi. Doğru muymuş bakıyoruz. Evet, doğru cevap.
Hemen vakit kaybetmeden ikinci soruya geçelim. İkinci sorumuz gelsin. Çocukların sevmediği, annelerin ısrarla her gün yaptığı yemek hangisidir? A. Pilav, B. Köfte, C. Pırasa, D. Makarna. Cevap veriyorum, yine bildiğim yerden geldi. İki günde bir mutlaka yaparım. C. Pırasa. Evet, Şükran Hanım C. Pırasa yemeği dedi. Bakıyoruz doğru mu? Evet, doğru. Evet, üçüncü sorumuz gelsin. Ben burada yarışmayı sonlandırmak istiyorum. Bana iki doğru bildiğim soru yeter. Arka Sokaklar'ın tekrar bölümü yayınlanacak. Ona yetişmem lazım. Matematikten edebiyatı ben kurtardım. Gerisini de Buse çalışsın, kendisi kurtarsın. Peki efendim, siz bilirsiniz. Başka bir dersini kim geçmek ister yarışmasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.